Değerli Bilim ve Ütopya izleyicileri, hepiniz bugünkü programımıza hoş geldiniz. Çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Genç bir akademisyen Sayın İhsan Erdinçli, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. İhsan Bey, son aylarda bizim de kitapçı raflarında rastladığımız değerli bir çalışmaya, son derece merak uyandırıcı bir çalışmaya imza attı. Aynı zamanda kendisinin de yanılmıyorsam eğer doktora teziydi bu çalışma. Evet. Osmanlı'da Meyhaneler ve Müdavimleri kitabı Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan çıktı. Şöyle gösterelim ekranımızda. İlgili okurlarımızın da son derece merakla okuyacağı, hakikaten çok ilginç bilgilere rastlayacağı ve hani eskiden çok kullanırlardı, ezber bozacak nitelikte bir kitap. Ben kendi adıma çok şey öğrendim. Bu vesileyle Bilim Ütopya okurlarını ve izleyenleri de bu birikimde buluşturmak istedik. Bu bakımdan da çok mutlu olduk. Tekrar teşekkür ederiz davetimize icabet ettiğiniz için, katıldığınız için. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İsterseniz hemen başlayalım. Aslında çok merak uyandıran Tabii. bir soruyla başlayalım. Aynı zamanda yanlış bilindiğini düşündüğümüz bir meseleyle de başlamak isteriz. Şöyle bir algı var işte. Cumhuriyet'ten önce Türklerde yaygın bir içki tüketimi yoktu, meyhane kültürü yoktu veya işte alkolü tüketecekleri mekanlara dair bir ilişkisi yoktu kitlesel olarak Türklerin. Bu doğru mu değil mi, var mıydı yok muydu? İsterseniz bu soruyla başlayalım. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi aslında sadece böyle bir anlayışın olduğundan bahsedebiliriz. Ve bunun akademik çevrelerde yaygın olmayan, akademik çevrelerce aslında bilinen bir gerçekliğin ifadesi olduğunu ancak genel anlamda Osmanlı'nın İslamiyet'i benimsemiş bir İslam imparatorluğu olmasıyla ilişkili olan yönü öne çıkartılarak içki tüketiminin olmadığı, meyhanelerin olmadığı gibi bir yaklaşım var. Tabii ki burada öncelikle ben araştırmama yöneldiğimde Osmanlılar meyhane ile İstanbul'un fethiyle tanıştılar şeklinde bir ifadeye rastlamıştım. Biraz bu ifadenin peşinden giderek aslında meyhanelerin veya içki tüketiminin İstanbul'un fethiyle Osmanlı İmparatorluğu'na geçmediği, Osmanlı İmparatorluğu'nda başlamadığı, bunun aslında daha da öncesine dayanıyor olma ihtimalini düşünerek araştırmamı biraz daha genişletmiştim bu süreçte. Ve İslamiyet öncesi Türk devletlerinde de içkinin varlığını ve bunun kepit veya kebit denilen, işte divan dügat Türk'te bu ifadelere rastlıyoruz. Bu tür mekanlardan satın alınabildiğini, işte timci denilen kişiler tarafından da bu işin yürütüldüğünü gördüm. Zaten alana ilgi duyan kişilerin hemen görebileceği gibi Bahattin Ögel başta olmak üzere bu tür konuları zaten incelemiş ve bunları saptamış İslamiyet öncesi Türk devletlerinde içki tüketiminin varlığını aslında ortaya koymuştu. Sadece burada gerçek anlamda bizim İstanbul'un fethiyle Osmanlı'da varlığını bildiğimiz meyhaneler gibi mekanların olup olmadığı konusunda bir netlik yok. Yani bu kebit dediğimiz mekanlar sadece içkinin satın alınıp işte başka bir mekanda tüketildiği yerler mi yoksa içinde vakit geçirilen mekanlar mı? Yani bu konuda tam bir netlik olduğunu söyleyemem. Ancak özellikle İstanbul'un fethiyle beraber Osmanlı İmparatorluğu'nda meyhanelerin varlığını biliyoruz. Evet. Şimdi Osmanlı Devleti İslam hukukuna dayalı bir devlet. Yani hem kendi Müslüman tebaasına hem de gayrimüslimlere bu hukuku esas alarak çeşitli toplumsal yaptırımlarda bulunuyor veya onlarla ilişkiyi bu düzeyde kuruyor. Bu esası temel alarak kuruyor. Ama sizin kitabınızda da görüyoruz, tümden yasaklamıyor içkiyi. Bunun sebebi nedir? Aslında Osmanlı Devleti diğer konularda olduğu gibi içki tüketimini de tebaasının dinli anlayışına göre düzenliyor. Osmanlı Devleti dediğimiz zaman akıllarda hemen bir Müslüman tebaa canlanıyor. Aslında Osmanlı dediğimiz bu siyasi yapı bir imparatorluktur ve tebaası içerisinde
Müslümanların yanı sıra gayrimüslimler de vardır. Yani Rumlar, Yahudiler, işte farklı milletlerden dine farklı, yani farklı bir dini ve kültürel atmosfere sahip. Dolayısıyla Osmanlı devleti Müslümanlara içki tüketimini, üretimini, ticaretini yasaklarken gayrimüslimlere bunu serbest bırakıyor. Tabii burada da bu serbestiyetin belli bir sınırı var. Bu sınır ise kamu düzeninin bozulmaması. Yani sarhoşlukla asayişin bozulmaması. Böyle bir anlayışı benimsiyor. Yani buradan baktığımızda aslında gayrimüslimlere içki tüketiminin İslam hukuku uyarınca bir hak olarak sunulduğunu görüyoruz. İçki tüketiminden bahsederken de yani bu Müslümanlara serbest bırakıldı şeklinde Müslümanların üretebileceği, tüketebileceği ve meyhane işletebileceği bir alan olarak değil de aslında gayrimüslimlere belirli kurallara uymaları karşılığında verilmiş bir hak olarak düşünmek gerekiyor. Yani burada o zaman şu sonuca varabilir miyiz? Esas müdahalenin, daha doğrusu müdahale ihtiyacının ortaya çıkmasının asıl nedeni, belirleyici nedeni asayiş sorunu, düzen meselesi, güvenlik meselesi, devlete herhangi bir zeval gelmemesi miydi? Evet. Aslında benim kitabımda ileri sürdüğüm savda, iddia da bu. Hı hı. Yani genel anlamda literatür incelendiğinde Osmanlı Devleti'nin içkiyi ve meyhaneleri yasaklamaya çalıştığı ama bunu başaramadığı şeklinde bilgilere rastlamak mümkün. Hatta Osmanlı'nın yasağı 3 gün sürer diye bir söz de vardır. Şimdi bu, özür dilerim, araya gireceğim. Yasaklamaya çalıştı dediniz. Gayrimüslimler içinde mi yasaklamaya çalıştığından bahsediyorsunuz? Evet. Yani kimi zaman uygulanan yasaklar onları da kapsıyor. Devletin müdahalelerinden bahsediyoruz. Burada tabii yasak dediğimiz zaman, yani zaman zaman devletin müdahale etmek zorunda kaldığı ferman yoluyla müdahalelerden bahsediyoruz. Yoksa zaten hem şer'en hem de kanunen içki tüketimi Müslümanlar için hep yasaktı. Ve gayrimüslimler içinse o bahsettiğimiz sınıra uygun hareket etmeleri karşılığında serbest bırakılmıştı. Zaman zaman gayrimüslimler Müslümanlara içki satmama kuralını ihlal ettikleri zaman veya başka kural ihlalleri içerisinde yer aldıkları zaman, Müslümanlar aleni bir şekilde içki tüketmeye başladıkları zaman bu kez bir asayiş sorunu karşımıza çıkıyor. Ve Osmanlı Devleti geçici sürelerle, burası çok önemli, yani geçici sürelerle içki tüketimini gayrimüslimleri de kapsayacak şekilde yasaklama yoluna gidiyor. Ve bunlar o en önemli asayiş sorunu ortadan kaldırıldığında tekrar o hukuki düzene geri dönülüyor. Çünkü yani şöyle tersten baktığımızda, eğer biz Osmanlı Devleti'nin içkiyi ve meyhaneleri yasaklamaya çalıştığını iddia edersek, kendisinin belirlediği bir hukuka karşı geldiğini de kabul etmiş oluyoruz. Çünkü bu hukuken, İslam hukukuna göre gayrimüslimlere verilmiş bir haktır. Bu hakkı o asayişin ihlal edilmiş olması halini dikkate alarak yalnızca geçici sürelerle askıya almıştır. Daha sonrasında o sınırlı serbestliği durumuna geri dönülmüştür. Bunun da ilki Kanuni Sultan Süleyman'la başlıyor. Yani mesela literatürde içki yasağını ilk uygulayan Kanuni Sultan Süleyman'dır şeklinde ifadelere de rastlamak mümkün. Şimdi bu ifadeyi biraz daha detaylı incelediğimizde sanki öncesinde içkinin yasak olmadığı düşünülebilir. Yani bunu Osmanlı Devleti'nin içki tüketimine ferman yoluyla müdahalesi olarak belirtmek gerekiyor. Yani öncesinde de zaten Müslümanlar için içkinin üretimi de, tüketimi de, ticareti de zaten kanunen yasaktı. Fatih Kanunnamesi'nde bu yasağı doğrudan görebiliyoruz. İlginç bir nokta da şu sanırım, biraz onu açmanızı rica edeceğim. Şarap ve diğer içkiler arasında da bir ayrım yapılıyor mu? Birincisi bu. Bununla bağlantılı olarak da yani içmek ve sarhoş olmak arasında da bir fark var mı? Evet.
Şöyle ki aslında Kur'an-ı Kerim'de hamr diye bir içkiden bahsediliyor. İslam hukukunda bu hamr kelimesinin hangi içkiyi karşıladığı veya bu hamrın ne demek olduğu konusunda bir tartışma var. Hamrı eğer şarabın karşılığı olan bir içki olarak kabul edersek, o zaman bütün mezhepler tarafından hamrın bir damlasının dahi içilmesi haram olarak kabul edilmiştir. Ama başta İmam Hanefi olmak üzere Irak uleması diyebiliriz. Burada hamr kelimesini sarhoşluk verici hale gelmiş yaş üzüm suyu olarak ifade etmiş. Yani bizim bugün bildiğimiz şarap olarak ifade etmiş. Aslında şarap yani şürk kökünden türetilmiş içmek anlamına gelir. Fıkıh kitaplarına bakıldığında bu kısım eşribe yani içecekler şeklinde düzenlenmiştir. Yani şarap dediğimiz zaman aslında içilecek şey demiş oluyoruz ama bu yaş üzüm suyu yani aslında üzümden elde edilmiş. Karşılığı olarak İmam Hanefi'nin yaklaşımları doğrultusunda kabul edilmiş. İmam Hanefi bunun dışındaki içkiler için farklı yaklaşımlar ortaya koymuş. Yani aralarında gerçekten çok nüanslar var. Yani çok ince ayrıntılar var. İslam hukuku içerisinde baktığımızda da içki içme suçu kendi içerisinde haddü şürb ve haddü sükr şeklinde ikiye ayrılmış. Haddü şürb dediğim zaman burada bir damla dahi olsa fark etmeksizin şarap içme suçunu ifade etmiş oluyoruz ki bunun cezası falakadır. Değnek vurularak cezalandırılmadır. Bunun tabii adeti nedir diye soracak olursanız Hazreti Muhammed zamanında 40 adet şeklinde uygulanmış. Daha sonra Hazreti Ömer zamanında uygulanmış. Zamanında böyle şeriat sicillerini incelediğimde çok bu sayıyla ilgili ifadeye rastlamadım. Sadece bir yerde 80 değnek ifadesine rastladım ama genel olarak kaç adet sopa vurulduğu ifade edilmiyor. Haddü sükr dediğimiz şey de sarhoşluk haddi anlamına geliyor. Yani diğer içkiler içildiği zaman ve sarhoş olunduğu zaman uygulanan bir cezadır ve bunun cezası da tazir olarak geçer. Tazir suçunun cezası çok geniş. Yani kişinin toplumsal konumuna göre farklı şekillerde uygulanabiliyor. Yani basit bir şekilde uyarıda olabiliyor, sert cezalar da olabiliyor ama genel kabul had cezasını aşmaması gerekiyor. Bu şekilde bir ayrımdan bahsediyor. Şimdi Osmanlı'ya bakacak olursak, Osmanlı nasıl değerlendirmiş? Bu kısma bakacak olursak, Osmanlı Hanefi mezhebinin anlayışını benimsemiş görünüyor. Çünkü arşiv belgelerinde biz hamr kelimesini görüyoruz. Hamrın yanı sıra arak ve arpa suyu ifadelerini görüyoruz. Arak dediği rakı, arpa suyu dediği de bira. Yani içkileri kendi özel adlarıyla ifade etmiş. Yine biliyorsunuz yani her akademik çalışmada ismi mutlaka geçen Evliya Çelebi içkilere de değiniyor. Ve içkiler bahsinde hamrın katresinin yani damlasının haram olduğunu ifade ederken rakının sarhoşluk veren son kadehinin haram olduğunu ifade ediyor. Yani burada da yine Hanefi mezhebinin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerini, yani onun Hanefi mezhebinin yaklaşımının benimsendiğini görebiliyoruz. Şeriat sicillerini incelediğimizde, yani bu içkiyi içme suçunu işleyen Müslümanlara ne tür cezalar verildiğini incelediğimizde, şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Hamr içen bir kişi had cezası ile cezalandırılabildiği gibi tazir ile cezalandırılabilmiş. Şimdi bunun sebebini sorguladığımızda ise içki içme suçuna verilecek cezanın Kur'an'da geçmediği, işte az önce de belirttiğim gibi Hazreti Muhammed'in bir uygulamasına
dayandığı meselesiyle ilişkili olduğunu görebiliyoruz. Yani Osmanlı Devleti içki içme suçu işleyenlere değişken cezalar vermiş ki bunların arasında donanmanın kürek ihtiyacını karşılamak için kürek cezaları da var. Aynı zamanda para cezaları dahi uygulanabilmiş. Sonra teşhir etme, o kişiyi Müslüman dindaşları karşısında ifşa etme diyebiliriz. Bu şekilde farklı cezalar uygulamış. Hı hı. Birazdan aslında geleceğiz bu noktaya ama şimdi 19. yüzyılda bir kırılma yaşanıyor. Evet. Fakat o zamana kadar, daha doğrusu Türklerin İstanbul'u fethetmesinden 19. yüzyıla kadar, ben mesela Müslüman bir Osmanlı tebaasıyım, alkol tüketmek istiyorum. Hı-hı. Nasıl ve hangi yollarla yapabilirim bunu? Veya onlar yani nasıl yapıyordu? Evet. Mümkün mertebe çok gizlice yapmak zorundasınız. Çünkü bunun karşılığında belirlenmiş bir ceza var. Cezalandırılacaksınız. Mesela şeriat sicillerine yansıyan örnekler ifadesini kullanıyorum. Bu o gizlice içmeyi tırnak içerisinde söylüyorum, beceremeyenlerin ifadesidir. Ne yapabilirsiniz? Zaten Müslümanlarla gayrimüslimlerin aynı mahallede iç içe yaşadığı örnekler var. İç içe yaşamasalar dahi yan yana mahallelerde yaşıyorlar. Gayrimüslimler ve Müslümanlar. İçki içmek istediğinde bir Müslüman ya mahallesindeki gayrimüslime ait olan meyhaneye ya işte onlardan birinden içki satın almayı veya orada o mekana girerken görülme ihtimalini düşünüp daha uzak bir mahalledeki meyhaneye gitmeyi düşünebilir. Yani bu ihtimali değerlendirebilir. Bunların gerçekleşmediği durumlarda ise, yani böyle bir şey yapamayacak durumdaysa, biliyorsunuz şarap ve bira fermentasyon yoluyla üretilen bir içki. Yani bunu evde üretebilmek rakıya göre nispeten daha kolay. Hatta 19. yüzyılın ortalarında Ayşe Fahriye'nin Ev Kadını diye bir kitabı var. Orada nasıl içki üretileceği, nasıl şarap üretileceğini tarifleri var. Çok ilginç. Yani 19'un ortalarında bu tarifleri vermiş. Bu şekilde evde üretmeyi tercih edebilir. Ama yani hepsi gizlice olmak zorunda. Bir komşusu kendisini şikayet ettiğinde yine o cezalandırılma durumuyla karşı karşıya kalabilir. Bir de tabii genel olarak içki yasakları ve meyhane yasaklarının geçerli olduğu zamanlarda bu iş daha da sorunlu bir hale gelecek. Yani dışarı çıkıp işte meyhaneye gidemeyecek çünkü meyhane kapalı. Gayrimüslimlerin elinde bulunan içkilerin fazlasına devlet el koyacak. Müslümanlara satılmasını engellemek için. Ve İstanbul'a da dışarıdan gemilerle içki gelmesi engellenecek. Tabii içkiyi bulmak daha da zorlaşacak. Burada daha böyle iş gerçekten gizlice yürütülmüş. İşte 3. Selim zamanında en şiddetlisi uygulanan içki ve meyhane yasaklarından birini Cabi Ömer Efendi anlatıyor. İşte Bülbül Kafesi'nin içerisine konan içi rakı dolu bağırsakları gizlice işte bülbülümü gezmeye çıkarttım diye dışarı çıkartıp o Müslüman müptelasına götürebiliyor. Bakırcılarda işte soba borularını bilirsiniz. Onun altları lehimleniyor. İçerisi rakıyla dolduruluyor. Yani bu şekilde gizlice bir şekilde o içki müptelasına ulaştırılmış diyebiliriz. Aslında içki yer altında. Evet. Yani ama yollarında buluyor insanlar. Tabii yani bir yasak uygulandığı zaman biz onun engellendiğini düşünüyoruz. Ama o yasak gizlice kendine bir yol buluyor ve içmek isteyen aslında bir şekilde onun içmeyi başarıyor. Evet. Biraz da meyhanelerden bahsedeyim. Yani ilk meyhaneler ne zaman ortaya çıktı? Efendime söyleyeyim. Hangi meyhane türleri vardı? Mimari yapıları nasıldı? Evet. Büyük müydü, küçük müydü? Evet, güzel. Biz İstanbul'daki meyhanelerin Bizans döneminin mirası olduğunu söylüyoruz. Öyle izini o şekilde takip edebiliyoruz. Özellikle
Mesela 1420'lerde henüz İstanbul'un fethedilmesinden yaklaşık 30 yıl kadar öncesinde Venediklilere 15 tane meyhane işletme izni verildiğini kayıtlardan takip edebiliyoruz. Venediklilerde yine Haliç kıyısı boyunca meyhane işletme izni alıyorlar Bizans'tan, Doğu Roma İmparatorluğu'ndan. Ve İstanbul fethedildiğinde de bu meyhanelerin yine varlığını Osmanlı Devleti zamanında da sürdürdüğünü tahmin ediyoruz. Çünkü 1455 yılında, 2 yıl kadar sonrasında yapılan bir tahrir kaydında Galata'da iki tane meyhane kaydını rastlıyoruz. Daha sonrasında 1476 yılındaki bir kanunnamede İstanbul'da bu içki satışının nasıl yapılacağı düzenleniyor. İlk başlarda Osmanlı Devleti meyhaneleri şarabın gayrimüslimlere dağıtılacağı bir depo, bir ambar görevi olarak düşünmüş. Hristiyanlara bu içkiyi meyhaneler vasıtasıyla dağıtmış. Çünkü bu şekilde de onu daha kolay bir şekilde vergilendirmiş ve tüketimini de daha kolay bir şekilde kontrol altına alabilmiş. Ama daha sonrasında bunun İstanbul'da da, yani Sur içi dediğimiz tarihi yarımada da açılmaya başladığını görüyoruz. Bunu da eserini 1546'da yazan Latifi var, tezkiresinde belirtiyor. İşte Aşık Çelebi'nin eserinde yine bu meyhane isimleri geçiyor. Tahtakale'de işte Efe Meyhanesi'nden bahsediyor. Kademeli şekilde meyhanelerin sayısı İstanbul'un diğer bölgelerine de yayılıyor. Tabii ki bu zaten İstanbul'da Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim nüfusun varlığı nispetinde meyhanelerin sayısında da yine bir artış görülüyor. İlk başlarda böyle bir meyhanelerin türevi konusunda bir ayrım yok. Daha sonrasında gedikli, koltuk ve ayaklı olmak üzere bunların temelde üçe ayrıldığını görüyoruz. Gedikli meyhane dediğimiz devlete vergi veren, sayıları belirli, sınırlandırılmış ve gerçekten büyük mekanlar, fiziki olarak büyük mekanlar. Burada gedik dediğimizde onun vergi verdiğini ve aynı zamanda da yine içerisinde kullanılan alet edevatın ifadesi olarak kullanılıyor. Yine bu gedik ikinci boyutuyla, yani alet edevat anlamında aslında koltuk meyhaneleri için de söz konusu. Koltuk meyhaneleri ise gediklilere göre çok daha küçük. Özellikle böyle ayaküstü içeri girilip birkaç tek atıp içip hemen oradan çıkmaya uygun olan küçük mekanlar. Mesela şeriye sicillerinde bunlar yansımış. Yani bir şeriye sicili kaydına bakıyoruz. İşte orada 1000 tane tabağı var. Onun tereke kaydında görüyoruz. 1000 tane tabağı var. İşte 200 tane iskemlesi var. Burada 50 tane, yani dörtlü bir şekilde düzenlenen 50 tane sofra kurulabilir. Bir sürü işte kaşığı var. Ne bileyim başka tavası, yani meze pişirmeyi sağlayacak araç gereçleri var. Ama başka bir kayda bakıyoruz. Orada bunların sayısının çok az olduğunu görüyoruz. İşte burada doğrudan ifade edilmese de birinin gedikli meyhane, birinin koltuk meyhane olduğunu çıkarabiliyoruz. En ilginci ise tabii ki ayaklı meyhane. Buna yine Evliya Çelebi piyade meyhaneci esnafı diyor. İşte seyyar ve ayaklı şeklinde bu tabirleri görebiliyoruz. Daha çok arşiv belgelerinde ayaklı tabiri bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki yani bu meyhane isimleri yalnızca ikinci literatürde değil, devlet kayıtlarında da aynı şekilde bu tabirle geçiyor. Ayaklı meyhane dediğimiz şey bir şahıs aslında. Bu uzun bir cübbe giyiyor ve cübbesinin iç kısmında bir sürü cebi var ve bu ceplerin içerisinde de kadehler var. İçi rakı dolu bağırsağı da vücuduna sarmış, vücut ısısıyla da biraz da ısınmış bir şekilde. Omuzuna da peşkirini atıyor. Yani bir alameti farikasını, onun ayaklı meyhane olduğunu gösterecek bir işareti koyuyor.
Ve işte Yemiş İskelesi'nde, Bahçekapı'da, Galata'da, akşamları Galata'da dolaşıyor. Tabii onun müdavimleri kendisini tanıdıkları için onun yanına gidiyorlar. O da yakınlarda eğer bir manav varsa, bir bakkal varsa oraya giriyor. Vücut ısısıyla ısınmış olan içkiyi müdavimine ikram ediyor. Eğer orada işte manavda dönemine göre, mevsimine göre ne tür bir meze varsa onu alıp onu da tüketebiliyor. Ama çoğu kez de elinin tersiyle ağzını silip devam ediyor. Ve buna da yani elini yumruk şekilde yapıp ağzını sildiği için yumruk mezesi deniliyor. Yumruk mezesi tabiri de yine öyle literatüre girmiş diyebiliriz. Evet. Peki evet. Bu meyhane müdavimlerinin biraz da profillerinden bahsedelim isterseniz. Yani kimlerden oluşuyordu? Örneğin devlet yetkilileri gidiyor muydu? Hatta saray mensupları. Evet. Kadınlar var mıydı içlerinde? Hangi evet. meslek gruplarıydı? Neler söylemek istersiniz bu konuda? Evet. Şimdi şunu öncelikle belirtelim. Meyhaneler gayrimüslimler için yasal olarak işletilebilen mekanlar olduğu için yasal olarak da müdavimlerinin kesinlikle ilk başta gayrimüslimlerden oluştuğunu ifade edelim. Ama yani zaten onlar için bir sorun olmadığı için yani bu çalışmada gayrimüslim müdavimlerden bahsetmek zaten uygun değil. Yani burada sıra dışı olanı ortaya koymak gerekiyor. Yani yasağa rağmen meyhaneye giden kesimi belirlemek gerekiyor. Burada da yani çok fazla böyle onların mesleki olarak kayıtlarda ayırt edildiğini söyleyemeyiz. Ama özellikle bekarların bu meyhanelere müdavim olduğunu görebiliyoruz. Özellikle de Celali isyanlarıyla beraber İstanbul'a gelen bu işsiz güçsüz takım meyhanelerde zamanlarının büyük bir çoğunluğunu geçirerek burada çok fazlasıyla asayiş olaylarının meydana gelmesine sebep olmuşlar. Burada Müslümanlar gayrimüslimlerle aynı mekanın içerisinde, aynı masada olmasa bile aynı mekanın içerisinde bir araya gelebilmişler. Şimdi esas meyhane alemlerinin gerçekleştiği meyhaneler, gedikli olanlar. Gedikli meyhanelerin ise müşteri profili günün belli saatlerine göre sınıflandırılmıştı. Yani ikindi ezanı ile akşam ezanı arasında böyle daha genç olan, işte henüz daha bıyıkları yeni yeni çıkmış, çıraklar gidiyorlar. Yani ustalarıyla aynı zamanda meyhanede görünmemek adına ikindi ile akşam ezanı arasında meyhaneye gidiyorlar. Akşam ezanı vakitlerinde burada artık daha farklı bir profil oluşuyor. Bunlar ise böyle bahçıvan, ırgat, uşaklar, gemiciler, tulumbacılar oluyor. Hatta gemicilerin ve tulumbacıların gittiği meyhaneler böyle daha limana yakın yerlerde oluyor. Daha kolay bir şekilde işte meyhaneye gidip içki içsinler diye oralarda da böyle liman yakınlarında. Akşam ezanından sonra ise böyle akşam ezanı ile yatsı ezanı arasında ise artık burada kalyoncular, yeniçeriler, böyle divan şairleri, halk saz edebiyatı şairleri, aşıklar ve yaşını başını almış kişiler gidiyor. Yani bu şekilde bir tasnif yapabiliriz. Yani Yeniçeriler de meyhanelerin çok önemli müdavimleri arasında yer alıyor. Şimdi kadınlara bakacak olursak özellikle yani benim çalışmamda çok fazlasıyla faydalandığım Fikret Yılmaz'ın bir makalesi var. O özellikle Edremit Şeriyesicileri, Beşiktaş Şeriyesicilerini kullanıyor. Bu çalışmasında yani kadınlara dair çok fazla verinin elde edilemediğini söylüyor. Benim çalışmamda da yine aynı şey geçerli. Mesela İstanbul'da kadı sicilleri başlangıçta 40 cilt şeklinde transkrip edilmişti. Daha sonra buna 60 tanesi daha ilave edildi.
yaklaşık şu an 100 tane kadı sicili transkrip edildi ve ben bu sicillerin içerisinde içki içen Müslümanların ve kadınların sayısını belirlemeye çalıştım 100 tane sicilin içerisinde. Burada 667 tane Müslüman erkeğin kaydına ulaştım. Bunların içerisinde 51 tane de kadın var. Yani orana baktığımızda içki içen erkeklerin oranı %93, kadınların oranı %7. Yani tekrar hemen şunu da vurgulamak istiyorum. Tabii ki bu kayıtlara yansıyan kesimi ifade ediyor. Çünkü içki içmek yasak. Bunlar da o gizlice içmeyi tırnak içerisinde beceremeyenler. Yani dolayısıyla biz içki tüketiminin ne kadar yaygın olduğunu bu kayıtlar üzerinden anlayamayız. Bu kadınların gerçekten yani kendi istekleriyle mi içki tükettiğini, tabii bunların hepsi meyhaneye giderek içki tüketmiyor bu arada. İşte mesela Boğaziçi'nde işte bir kayığa sandala biniyorlar. İşte onun içerisinde erkekler de var. Namahrem erkekler bunlar. O şekilde sandal içerisinde bir alem yapıyorlar. Ve bu şekilde yakalanıyorlar. Ve tabii bunlara her zaman sicillerin içerisinde nasıl cezalandırıldıklarına dair bilgiler olmasa da görülebildiği kadarıyla katlediliyorlar bu kadınlar. Dediğim gibi çok az bir kısmında çünkü nasıl cezalandırılığına dair ifadeler var. Ve bunların daha çok böyle erkeklerin içkili alemlerine cinsellik katmak için bulunduklarını görüyoruz. Çünkü hep böyle namahrem ifadesi var. Mesela 16. yüzyılın ortalarında İstanbul'a gelen Hans Derschwam da anlatır bunlardan bir tanesini. Bir meyhane içerisinde, hatta Ramazan ayında bir meyhanede 3-4 erkek, 3-4 kadınla yakalanıyorlar. Hem erkekler hem kadın, hem de Ramazan'da kapalı olması gerekirken meyhanesini açan ve aynı zamanda da Müslümanların meyhanesini alan meyhaneci de cezalandırılıyor. Yani böyle bir durum söz konusu. Evet. Şimdi Müslümanlar tabii pek çok şeyi göze alıyorlar. Alkol tüketmek için, içki içmek için. Sizin kitabınızda çok güzel, hoş bir örnek vardı. Fatih Sultan Mehmet'in meclisinde yer alan Şair Melihi. Evet. Aktarabilir misiniz onu izleyicilerimiz için? Evet. Şimdi kendisi Tokatlı ve Taife-i Kuzat'tan diye geçiyor. Yani ulemadan bir kişi. Fatih Sultan Mehmet'in de şairleri arasında yer alıyor. Ama gece gündüz Leylü ve Nehar, yani içmesiyle meşhur olmuş bir şair. Fatih Sultan Mehmet kendisinin durumunu biliyor ve kendisini de uyarıyor. Yani içki içmemesi adına. Ama kendisi öyle içki içiyor ki kimi zaman yani kitaplarını dahi meyhanede rehin bırakacak kadar içkiye düşkün olan birisi. Fatih Sultan Mehmet'e evet bir söz veriyor. Padişaha söz veriyor yani. Sonrasında içkiden uzak durmak için gerçekten yani bunu Latifi anlatıyor, Aşık Çelebi anlatıyor. Gerçekten büyük bir çaba gösterdiğini onun anlatımları üzerinden görebiliyoruz. Çünkü sonrasında boza içiyor ve benk kullanıyor. Yani bozanın içerisinde de belli miktarda bir alkol vardır. Hatta yani bunu şöyle de ifade edebiliriz. Bir tatlı boza, bir ekşi boza vardır aslında. Tatlı bozanın içerisindeki alkol oranı daha azken, ekşi bozanın içerisindeki alkol oranı daha da fazladır. Ve buna Arnavut bozası denir aslında. Bunları tüketiyor. Benk tüketiyor. Yani şaraptan aldığı o etkiyi bunlarla alamıyor. Sonrasında hukne, yani şırınga kullanıyor. Tabii ki bu onu gerçekten çok kötü bir hale düşürüyor. Aşırı derecede sarhoş oluyor. Kendinden geçiyor. Fatih Sultan Mehmet de şairinin kendi emrine uyup uymadığını ölçmek için onu arattırıyor. Ve o gerçekten kendinden geçmiş bir halde padişahın huzuruna getiriliyor ve onun katli emrini veriyor. Sonrasında Melihi kesinlikle şarap içmediğini söylüyor. Ağzı koklanıyor. Bakılıyor ki evet ağzında şarap kokusu yok. Nasıl bu hale düştüğünü sorduğunda o zaman
işte şırınga kullandığını, hukne kullandığını söylüyor. Padişah da kendisini affediyor. Ve o yine meyhanelere gitmeyi sürdürüyor. Hatta kendi gençliğinde kendisinin tahsil arkadaşı olan döneminde önemli dervişlerinden Ruşeni kendisini içkiden vazgeçirmek için onunla görüşüyor. Ama başarılı olamıyor. Hatta kendisine kitaplar gönderdiğinde işte biz bu kitapları elimize almaya layık değiliz deyip ağladığını yazıyor bu bahsettiğim eserler. Yani o da ilginç örneklerden biri gerçekten. Yani oldukça akılda kalıcı bir örnek. Evet. Şimdi dikkatimi çeken iki unsur var. Birincisi Yeniçerilerin içkiyle doğrudan bir bağlarının olması. İkincisi şölen kutlama gibi etkinliklerde içkinin rahatlıkla tüketilmesi. Evet. Bunların temelinde yatan etken nedir? Şimdi burada Yeniçeriler biliyorsunuz yani devşirme kökenli oldukları için onlara böyle bir sınırlı serbestliğe tanınma durumu söz konusu. Hatta az önce bahsetmiştim Hans Derschwang. Yine onların aslında Hristiyan kökenli olmalarından dolayı içki tükettiklerini, içki tüketmelerine de göz yumulduğunu yazıyor. Hatta çok örnekler var. Onlar bir meyhaneye gittiklerinde kimi zaman içtikleri içkinin ücretini dahi ödemeyebiliyorlar. Çünkü onlar Yeniçeri zaten. Böyle sorunlara da yol açabiliyorlar. Hatta yine Hans Derschwang'la birlikte gelen Busbeck var. Ogier Gieslin Busbeck. Yine o da kendi konağına Yeniçerilerin gelip işte kendisinin şarabından istediklerini söylüyor. Yani Yeniçerilerin böyle bir içkiye yönelik kendilerine bir müsamaha gösterildiği durum söz konusu. Padişahlar hatta bir tane önemli örnek 3. Murat zamanında yaşanıyor. 3. Murat içkiyi yasaklamak istiyor. Ama Yeniçerilerin tepkisi ve isyanıyla karşılaşıyor. Önce onlara serbest bırakıyor. Sonra da içki yasanı tamamıyla kaldırıyor. Yani böyle Yeniçerilerin içkiyle ilişkisi onların aslında değişime kökenli olmalarıyla bir paralellik gösteriyor diyebiliriz. Peki kutlamalarda, şölenlerde içkinin... Şimdi bunu da daha önceki Türk devletlerinde de yine benzer yaklaşımı görebiliyoruz. Bir askeri zafer elde edildiğinde veya bir askeri başarısızlıkla karşılaşıldığında bir şölen düzenleme durumu söz konusu. Mesela Kanuni Sultan Süleyman benzer şekilde bir askeri zafer kazandığında işte bu şölen düzenleneceğine dair duyuru yapılmasını istiyor. Ve 3 gün Müslümanlar için de bu içki yasakları esnetilebiliyor. Ve bu süreçte seyahatnameler de mesela takip edebiliyoruz. Bu süreçte Müslümanların çok aşırı bir şekilde, tabii bütün Müslümanlardan bahsetmiyoruz, içki içmek isteyen Müslümanların aşırı bir şekilde içki tükettikleri ve aşırı bir şekilde sarhoş oldukları kayıtlara geçiyor. Yani bu bir kutlama anlayışına veya bir askeri başarısızlığın üzerine örtmek amacıyla düzenlenen şenlikler diyebiliriz. Evet. Şimdi kırılma noktasına geliyoruz aslında yavaş yavaş. Evet. 1826 Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Siz bunu çok önemli bir tarih olarak kaydediyorsunuz. Özellikle evet. İçki mekanlarının denetimi, kontrolü ve Osmanlı Devleti'nin yeni tarz bir nasıl diyelim emniyet önlemi alması bakımından. Hangi ihtiyaç buna yol açtı? Evet, burada öncelikle Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla içki tüketimi arasında nasıl bir ilişkinin olduğunu belirtmek istiyorum. Daha öncesinde özellikle yani bunu daha sistemli bir şekilde ne zaman başladığını işte Lale Devri'ne indirgeyebiliriz. 1700'lerin başlarına indirgeyebiliriz. O dönemlerden itibaren Osmanlı Devleti aslında bir takım ıslahatlar ve yenileşme hareketleri içerisine giriyor. Ancak bunların hep karşısında ulema veya Yeniçeriler çıkıyor. Aslında burada ikinci Mahmud'un yaptığı şey bu Yeniçeri, ulema ve aynı zamanda da ayanların muhalefetini
onların gücünü kırmak ve devletin merkezi gücünü arttırmak aslında asıl hedefi. Bunu 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nda kaldırdığında gerçekleştiriyor. Ve bunun sonrasında aslında daha öncesinde Osmanlı padişahlarının başlattığı bu reform hareketini daha rahat bir şekilde uygulamaya başlıyor. 1826 yılından itibaren o döneme kadar yasaklanmış olan meyhaneler kademeli bir şekilde tekrar açılıyor. Ve bu dönemden sonra meyhaneler bir daha hiçbir şekilde genel bir yasaklama müdahalesiyle karşı karşıya kalmıyor. Burası çok önemli bir nokta. Bunun sonrasında peki nasıl bir yaklaşım takip ediliyor? Bu Avrupa'nın yöneldiği mekanı gözetleyerek denetim altına alma yaklaşımıyla da paralellik gösteriyor bu arada. İçeriye artık hafiyeler yerleştiriyor ve o mekanın içerisinde herhangi bir sorun söz konusu olursa o mekana özgü, yani sorun odaklı bir yaklaşım benimseyerek o mekanı sadece kapatmayı benimsiyor. Burada hafiyelerin önemli görevlerinden biri, orada herhangi bir şekilde bir suikast tertiplenirse onlar kaydediyorlar ve bunu rapor olarak sunuyorlar ve devlet bir şekilde asayişi de bu vesileyle kontrol altına almış oluyor. Tanzimat ise bir eşitlik ve yurttaşlık prensibi ortaya çıkartmıştır. Ve artık Müslümanların içki içtiği için cezalandırılması meselesi suç olmaktan çıkmıştır. Daha öncesinde Fatih Kanunnamesi içerisinde içki içen Müslümanların nasıl cezalandırılacağına dair kayıtlar söz konusuyken artık 19. yüzyılın ortalarından itibaren benimsenen ceza kanunları içerisinde bu tür ifadeler görmüyoruz. Artık Müslümanlar cezalandırılma korkusu yaşamaksızın meyhanelere gitmeye başlamışlardır. Artık bu açık bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Bunda şunun etkisi var mı? Yani o zamana kadar yine oluşan, daha doğrusu bu sürecin öncesinde oluşan fiili bir serbestliğinde etkisi var mıdır? Yani Müslümanların içki içmesi bakımından oluşan serbestliğin. Yani zaten Müslümanların tamamen hiç içki içmediği bir dönemden sanırım bahsetmek mümkün değil. Yani çünkü diyoruz işte bir Yeniçeriler var, bir devlet adamları boyutu var. İşte devlet adamları bunu meyhanelerde yapamasalar da kendi konaklarında yapıyorlar. Yani içki bu imparatorluğun çatısı altında yaşayan toplumların az veya çok bir şekilde gündelik hayatının parçası olmuş zaten. Mesela 1826'dan sonra 2. Mahmut döneminde Osmanlı Devleti'ne gelen seyyahların eserlerine baktığımızda yani onlar artık içkinin güçlü zihinlerin bir tüketim maddesi olduğunu söylüyorlar. Yani 2. Mahmut döneminden itibaren bir değişimin olduğunu burada gözlemleyebiliyoruz. Hatta burada Osmanlı ve Rusya arasında gerçekleşen bir savaşın akabinde İngiltere elçisinin ara buluculuğuyla Blond Fırkateyni içerisinde bir balo düzenlenir. İkinci Mahmut'tan devlet adamlarının da bu baloya katılması için izin istenir. Devlet adamlarının katılmasına kendisi izin verdiği gibi imkanı olsa kendisinin de katılacağını söyler ikinci Mahmut. Ve bu devlet adamları bu baloda içki içer. Aşırı bir şekilde sarhoş olanlar var. Yani mesela bunu Adolf Slade, Kaptan Paşa olarak anılan Adolf Slade anlatıyor. Mesela Hariciye Nazırı bütün ısrarlara rağmen içki içmiyor. Yani bunu da özel olarak belirtmiş mesela kendisi. Ama Müslümanların, devlet adamlarının o baloya katıldığında içki içtiklerini, kadınlarla dans ettiklerini ve aynı zamanda kumar oynadıklarını söylüyor. Yani bunun da o tarihe kadar Osmanlı Devleti için çok görülemeyecek sıra dışı bir olay olduğunu belirtiyor mesela. Yani kırılma aslında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla beraber 2. Mahmud'un merkezi gücü, devletin gücünü kendi eline alması ve reformların önündeki engellerin kalkmasıyla beraber oluşuyor diyebiliriz. Sonrasında yani Tanzimat Fermanı ile beraber artık bu daha sistemli bir hale geliyor aslında. Kabul edilen ceza kanunları ile beraber
Müslümanların içki içmesinin bir suç olmaktan çıktığını, Müslümanların meyhaneye gittiğini, buralarda bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında meyhanede ne işin vardı sorusuyla karşılaşmaktan korkmadan bunları dava edebildiklerini görüyoruz. Dava edebiliyorlar yani. Çok ilginç. Evet. Şimdi Tanzimat Fermanı aynı zamanda yani iktisadi olarak özellikle yarı sömürgeleşmenin ve dışa bağımlılığında resmi adımını oluşturuyor. Bu Osmanlı'daki meyhanelerde mülkiyet ilişkilerine yansıyor mu? O mekanların sahiplerinin kimler olduğunu, hangi uyruklardan oluştuğuna yansıyor mu? Nasıl gerçekleşiyor? Aslında bunun Tanzimat'tan biraz daha önce gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Burada biliyorsunuz 1838 yılında Balta Limanı Anlaşması var. Balta Limanı Anlaşması'yla bu yol açılıyor aslında. Nasıl bir olumsuz durum ortaya çıkartıyor peki bu anlaşma? Burada artık İngilizler daha öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda yalnızca içkinin toptan bir şekilde ticaretiyle ilgilenebiliyorlarken bu tarihten itibaren perakendik bir şekilde de içki ticareti yapmaya başlıyorlar. Daha öncesinde bir İngiliz veya bir Fransız, yani Osmanlı tebaası olmayan bir ecnebi, bir yabancı Osmanlı sınırları içerisinde perakende bir şekilde içki satarsa bu meyhanecilerin şikayetiyle padişaha arz ediliyordu ve bu engelleniyordu. Çünkü bunun bir dayanağı vardı. Ancak 1838'den sonra yabancı tebaa da, yabancılar da Osmanlı İmparatorluğu içerisinde içki ticaretiyle bizzat ilgilenmeye başlamışlar ve bunları artık engellemek mümkün olmamış. Çünkü onlar da bunu artık bir imtiyaza dayandırıyorlar. Hı hı. Sonrasında onlar meyhane, birahane, baloz, gazino gibi farklı içki mekanlarının işletmecisi olarak görünüyorlar. Ve tabii ki artık içki yalnızca meyhanelerde değil, bunun dışında pek çok mekanda satılabilir hale geliyor. Yani oteller, lokantalar dahil olmak üzere pek çok yerde bir işletmeci kendi mekanında içki satmak için ruhsat alabiliyor. Tabii ki bu meyhanecilerin daha önceki dönemde sahip oldukları imtiyazların da kaybolmasına sebebiyet vermiştir. Ama onlar direnmişler. En azından eski imtiyazlarının farklı bir şekilde devam etmesini sağlamaya çalışmışlardır. Ve burada bu mücadelelerinin sonrasında işte daha az vergi ödemek ve gece daha geç saatlere kadar açık kalabilmek gibi farklı ayrıcalıklar elde edebilmişler. 1908 devrimi ardından ikinci meşrutiyet, tabii özgürlükler talebiyle İttihat ve Terakki iktidara geliyor. Aslında Anadolu'da da çeşitli halk isyanları, ayaklanmalar, yani o özellikle eşrafı ve esnafı arkasına takarak da onların haklı taleplerini seslendirerek de merkezi yönetimin içinde yer alıyor. Bu durum, yani 1908 devrimi ve ikinci meşrutiyet tabii ilanı, Osmanlı'nın içki politikasına, meyhanelere yönelik yaklaşımına ilişkin bir değişiklik yarattı mı? Burada zaten 19. yüzyılın ortalarından itibaren Müslümanların içki tüketmesinin bir suç olmaktan çıktığını belirtmiştik. Hı hı. Ancak 2. Abdülhamit böyle Ramazan ayında Ramazan tembihnameleri denilen tembihnameler yayınlayarak yine aslında Müslümanların şeren yasak olan unsurlara meyletmemelerini sağlamaya çalışıyordu. Yani bunu günümüzdeki durumla da ilişkilendirebiliriz. Günümüzde de işte hutbelerde yine içkinin veya diğer unsurların Müslümanlara yasak olduğu hep hatırlatılır. Burada 19. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle 2. Abdülhamid'in böyle bir tavır sergilediğini söyleyebiliriz. Ama 2. Meşrutiyet'le beraber artık bu da ortadan kalkmıştır. Özellikle de 2. Abdülhamid'in o otoriter rejimine tepki gösteren kitleler
bu ikinci meşrutiyetin sağladığı özgürlükle daha serbest bir şekilde hareket etmeye ve daha aşırı bir şekilde içki tüketmeye başlamışlardı. Ve bu tabii ki büyük bir asayiş problemi ortaya çıkartmıştır. Kendilerini engellemek isteyen devlet görevlilerine Müslümanlar hürriyet var demişlerdir. Yani mesela çok severim Tarık Zafer Tuna'ya, bunu birinci meşrutiyetten ayırır. Yani buna hürriyetin ilanı der. Kitabın adı da hürriyetin ilanıdır. Burada artık biraz daha bilinçli bir toplumdan bahsediyor aslında, onu vurguluyor. İnsanlar hürriyet var diyerek daha böyle serbest bir yaşantı içerisine giriyorlar ve içki tüketiminde asayiş sorunları daha fazla artış gösteriyor. Ama tabii ki bu da kısa süreli olmuştur. İkinci meşrutiyetin bu özgürlük atmosferi kısa sürmüştür. Daha sonrasında İttihat Terakki tekrar o denetleyici ve kontrol altında tutucu yaklaşımı yine sürdürmüştür diyebiliriz. Sonra Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında mütareke dönemi derken orada bir otorite boşluğuyla karşılaşıyoruz. Bu süreçte mesela 1921 yılına ait bir belgede şöyle bir ifade çok dikkat çekici. Diyor ki daha öncesinde aslında Müslümanlar evet içki içiyorlardı. Yani yasak olsa da yine içki içiyorlardı diyor. Ama bu sadece tüketimle ilişkiliydi. Artık diyor Müslümanlar içki ticaretinin de bir parçası haline gelmeye başladılar diyor. Yani burada mesela 1920'lerden, 21'lerden itibaren Müslümanların tüketimin yanı sıra ticaretin içerisinde de yer almaya başlaması gibi bir değişim bizim karşımıza çıkıyor. Evet, bu da hakikaten kaydedilmesi gereken çok önemli bir nokta. Özellikle İttihat Terakki'nin o milli iktisat politikası, Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı zorluklar vesaire, o çerçeve içerisinde, tarihsel çerçeve içerisinde düşündüğümüzde de çok önemli, ciddi bir nokta. Şu aklıma geldi az önce konuşurken, dediniz ya bir karmaşa oluyor, kısa sürede de olsa Müslümanlar hürriyet var diye sesleniyor. İşte Ekim Devrimi'nde, Bolşevikler önderliğindeki Ekim Devrimi'nde de hem devrim sırasında hem de devrim sonrasında işte Rus ve Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Rus Komünist Partisi üyeleri kitlelerde, özellikle işçi kitleler arasında çok ciddi bir alkolizm karşıtı kampanya yürütüyorlar ve hakikaten önemli bir sorun. Aslında asayiş, devrim ve insanların, kitlelerin kontrolü bakımından çeşitli örneklerde bu bakımdan zihin açıcı diye düşünüyorum. Son olarak şunu sorayım ben size. Çok evet, güzel, aydınlatıcı bir sohbet oluyor. Ekonomi ile içki arasında, yani Osmanlı Devleti'nin kamu maliyesi, hazine, kazanç ve içki tüketimi arasında nasıl bir ilişki kurmuştu devlet, yöneticiler? Ve bu dönemlere göre nasıl değişmişti? Bundan da kısaca bahsederseniz çok mutlu oluruz. Evet. Şimdi devlet gayrimüslim tebaasında içki tüketimini bir hak olarak sunuyor. Tabii onlar aynı zamanda bunun ticaretini de yapıyorlar. İşte meyhaneler açıp bunu işletebiliyorlar. Bu onlar için böyle fazla bir haksız kazanç oluşturabilir düşüncesiyle bunun vergilendirilmesi konu ediliyor. Yani bir zorunluluk, yani zorunluluktan kastettiğim devletin bir gayrimüslim tebaası var. Onların kendi kültürlerini sürdürmelerine izin veriyor. Bu bir zorunluluk. Bu zorunluluktan faydalanıyor. Bunu avantaja dönüştürüyor. Bir vergi kalemi oluşturuyor. Ama bu vergi kalemi oluşturması da sonuçta bunlar buradan bir para kazanıyorlar. Bu para kazancının da haksız bir zenginleşmeye yol açmaması için onun vergilendirilmesi gerekiyor. Başta şarap olmak üzere, daha sonrasında rakı ve sonrasında işte bira ve diğer içkiler Osmanlı Devleti tarafından vergilendiriliyor. Bu vergilendirme üretim ve satış olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor. Üretim aşamasında üreten gayrimüslimin kendi ihtiyacı için ürettiği içki vergiye konu olmuyor. Kendi ihtiyacı dışında ticarete konu olan miktarından vergi alıyor devlet. Ve bunun için de Galata'da hamr emaneti ihdas edilmiş. Burada hamr emaneti, özellikle gayrimüslimler bunun içerisinde yer alıyorlar ve bunlar aracılığıyla
bu içkinin vergilendirilmesi gerçekleştiriliyor. Sonra 3. Selim zamanında, yani bu vergilendirme süreci için önemli kırılma noktalarından biri 1792 yılında işte bir zecriye muhasıllığı oluşturuluyor. Daha sonraki aşamada ise biliyorsunuz Muharrem kararnamesiyle 1881'de diğer farklı kalemlerin yanı sıra içki de Duyun Umumi İdaresi'nin içerisine naklediliyor ve içki vergilendirilmesi devam ediyor diyebiliriz. Yani burada Duyun Umumi İdaresi bu içkinin vergilendirilmesini devraldıktan sonra buradan çok daha fazla gelir elde edildiğini görüyoruz. Bunu daha sistemli bir şekilde takip ederek vergilendirmeyi daha düzenli bir şekilde yapabilmişler. Burada benim çok özel bu konuyla ilgili araştırmam yok. Sadece vergilendirildiğini söyleyebilirim ama farklı çalışmalarda özellikle Derviş Tuğrul Koyuncu, aynı zamanlarda doktoramızı savunmuştuk. Onun çalışması daha çok bu içki ticaretiyle ilgili. Orada tablolar halinde devletin bu içki ticaretinden ne kadar vergi elde ettiğiyle ilgili pek çok tablo var. Onlar incelenebilir. Ama genel anlamda şunu söyleyebiliyoruz. Devlet içki ticaretinden önemli oranda bir vergi geliri elde ediyordu. Ve bu az önce bahsettiğim gibi Osmanlı Devleti zaman zaman içki ticaretini kısıtlamak, meyhaneleri kapatmak şeklinde müdahalelerde bulunduğunda hamur emaneti de lağvediliyor. Yani kapatılıyor. İçki ticaretinden, tüketiminden vergi alamıyor. Tabii ki içki tüketimini engelleyemediği için, içki tüketimi bir şekilde yine yolunu bulup devam ettiği için devlet şunun da farkına varıyor elbette. Vergi alınamıyor ama tüketim devam ediyor. Sonrasında tekrar eski düzene geri dönülüyor. Yani kimi zaman burada asayişin sağlanmış olması, kimi zaman istenildiği şekilde bir içki yasağının uygulanamaması gibi etkenler söz konusu oluyor. Ve yine içki denetimli bir şekilde serbest bırakılıyor diyebiliriz. Anlıyorum. İhsan Bey çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Bir şey varsa alalım son olarak. Yani burada şunu söylemek istiyorum son olarak. Yani benim çalışmam keyif, günah ve suç arasında Osmanlı'da meyhaneler ve müdavimleri. Bu 1453 ve 1908 arasında Osmanlı Devleti'nde meyhaneleri ve müdavimlerini konu alıyor. Burada temel iddia Osmanlı Devleti'nde içki tüketiminin ve meyhanelerin devletin bir sistemli politikası olarak hiçbir şekilde bütünüyle yasaklamaya çalışılmadığıdır. Burada yalnızca kural ihlalleri ve asayiş gibi sorunlarla karşılaşıldığında geçici sürelerle uygulanan bir yasaklamadan bahsedebiliriz. Sonrasında 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde artık burada modern devlet olma yolunda adım atan Osmanlı Devleti benimsediği ceza kanunnameleriyle eşitlik ve yurttaşlık prensibi doğrultusunda Müslümanlar için de içki içmenin bir suç olmaktan çıkartmıştır. Ve burada mesela artık Ahmet Rasim gibi tecrübelerini paylaşmaktan hiç çekinmeyecek örneklerle karşılaşmak çok mümkün hale gelmişti. Mesela Namık Kemal, onun oğlu Ali Ekrem Bolayır anlatır babası Namık Kemal'in evinde gerçekleştirdiği içki sohbetlerini. Yani artık bu cumhuriyetle değil, yani içki tüketimi cumhuriyetle değil, 19. yüzyılın ortalarında Müslümanlar için suç olmaktan çıkmış ve belli bir kesim için gündelik hayatın önemli bir parçası haline gelmiştir. İhsan Erdişli'nin Keyif, Günah ve Suç Arasında Osmanlı'da Meyhaneler ve Müdavimleri kitabı Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan çıktı. Hacimli bir kitap ama okunması hem kolay hem de çok keyifli bir kitap. Bütün izleyenlerimize ve Bilim Ütopya okurlarına, dostlarımıza öneriyoruz. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. Bizi bilgileriyle aydınlattı. Ne mutlu ki. Umarız önümüzdeki dönemde başka çalışmalarıyla sizinle tekrar buluşuruz. Bir araya geliriz. Çok sağ olun.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Kesinlikle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.